arkadaşlar, ben Serdar. Bugün yeni arabamı tanıtıyorum. Ablamla beraber ortak aldığım arabamı tanıtacağım. Bu arabayı çok uzun süredir istiyordum. Ehliyeti 5 yıldır vardı ve araba kullanmayı dahi bilmiyordum. Bu arabayı almak için sırf araba kullanmayı öğrendim. Hatta Meteor'un videosunda da gözüküyor nasıl kullanmaya çalıştığım. Şu an nasıl bunu geri alacağım bilmiyorum. Sadamazo. Marka geri taktı ya. Ulan ya. Neye de gitmez kanka bu araba. Bir bakıyorum a**ayım ya. Ya s**. Ya kanka sıçtın. Hatırlamadım. Tamam ol. Uzun araştırma ve uğraşlar sonucu bu arabayı satın alabildim ancak. Sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. Arabayı göstereceğim ama ben bu arabayı 2 hafta önce aldım. Bizim ekibin haberi yok. Kimsenin haberi yok. Sadece Hamza'nın ve bak Bekir'in haberi var arkadaşlar. Onlara sürpriz yapacağım. Arabadan haberleri olmadığı için. Lan kanka ne yapıyorsun? Arabanın kaputu nereden açılıyor? Motor aldı götürdü amına. O zaman sizi çok bekletmiyorum. Sizi beyaz güvercinle ismini bir anda koymuş bulundum lan. Beyaz güvercin yapayım. Yorumlarda bu arabanın ismini beraber koyalım. En fazla beğenilen yorumu bu arabanın ismi yapıyorum. O yüzden yorumlarda bekliyorum. Bu arada daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız kesinlikle video beğenmeyi unutmayın. Neden izleyenlerin %80'i 90'ı abone değil? Abone olmayı unutmayın. İzliyorsanız bari abone olun. Bir tuşa basıyorsun be kardeşim. Abone ol geç. Arkadaşlar arabamız bu. Oğlum. Kanka bu ne ya? Bunu niye böyle yaptık? Kanka efektifli kaptı işte. Lan bakalım. Baksana böyle araba kullanan bir adamın ne hayır gelir ama. Japon'dan vazgeçemedik yine. Japon aldık. Nissan. Nissan. Kanka bu ne amına? Oğlum harbiden o ne lan? Kartondan yapmışlar ama. Bak bir sağlam vuruyorum. Ya sallanıyor. Arabamız 2016 model mi? Kaç model bilmiyorum ki ben bu arabanın kaç model olduğunu. Doğan Kabak mısın kardeşim? Arabamız bir bayan arabası olarak grafikte tanınabilir ama benim gibi adam içinden çıkınca sıkıntı yaratabilir. Hayırdır yani. Bak senin gibi biri çıktığında gay diyeceksin ama. Böyle davranamazsınız bana ya. Arabamızın dışından başlayalım. Arabamız bembeyaz. Gayet kompakt. Ne tanıtacağım kanka bilmiyorum ki. Lastikleri çok güzel arabanın. Jantları falan. Diyeceğim yani kanka bilmiyorum. Araba tanıtmadım hayatımda hiç. Ben arabalar hakkında da bir şey bilmiyorum. Bu arada gerçekten küçük olduğu için her yere kolay kolay giriyor, kaçıyor. Bu arabayı 2 haftadır kullanıyorum. O yüzden sağlam. Bagaja bakacağız. Oğlum bagaja bir kişi sığar. Ben sığar mıyım mesela? Gir lan uzun bir adam mesela. Abi o adamı uzaklaştırın da kapatmasın. Dur oğlum sığmıyorsun ki şu an. Bak kapatacaksın kanka ben bak, o ayağımı çekeyim. Benim ama anksiyetem var. Ne alakaysa. Evet onun ne varmış onda? Yangın tüpü kanka bu kadar cahil olma. Bilmiyorum kardeşim ya. Evet yangın tüpüymüş. Reflektör falan filan var. Bunu sıksak ne olur şu an? Kanka sıkma. Sıkma sıkma. Arabanın içinde lastik var mı bilmiyorum ben. Mesela yolda kaldım. Var. Onun sikim su var lan içinde. Acil. Oğlum beleş su aldım lan. Enayilere sokmuşum suyu. Lastiğimiz var. Ve bu arada bak gel. Arabanın ne kadar sıfır olduğunu gösteriyorum. Kartonu var. Bu hala içinde. Araba neredeyse sıfır yani. Arabanın anteni var ama. Radyo topaş topaş gibi ya. Anten yapmışlar adama. Hop. Tamam açtım. Evet arabamızın yokuşta gitmeyen motoru bu. Gerçekten yokuşta çok zorluk çekiyorum bu motorla. Çünkü şurada bant falan takmışlar. Bence bundan ötürü oluyor. Hepsi gitme, evet hepsi onun ötürü gitmiyor bu araba. Çok zorlanıyorum. Arkamdan sürekli sinyal yiyorum trafikteyken bu arabayla. Ama işimi görüyor mu? Allah bin şükürler olsun ya. Elhamdülillah. Yani burada işte bu sigorta. Kanka bana şunun ne olduğunu söylesene. Bu mu? Radyatör. Fanın. Bağlantısı. Şuradan silecek camı. Oha nereden bu senin camına baksana kanka. Bu ne ile yapmışlar? Oğlum kesmişler. Evet oğlum bu ne oğlum? He bu araba sıfır değil galiba. Bu arabayı geri ver. Sadece kapağı kapanmadığı için araba geri mi verin? Verilin lan tamam. Bu araba 2016. 55 bin kilometrede aldık. 650 bin TL'ye anlaştık. Anlasının. Bunu 650 bin lira mı 650 bin TL'den daha ucuza bul bu arabayı. Ben bir bu daha bunu satıp. Bu arabayı değil 650 bin lira daha iyisini alırsın. Neyi alıyorsun ya daha ucuza? Manuel. Manuel alamam işte. Otomatik arkadaşlar araba. O yüzden ne bu kadar pahalı. İşte gay olduğunun bir kere daha kanıtı anladın mı? Ya ben sürmüyorum. Ablamla ortak aldık. Tamam buradan anlamıyorum. Kapa burayı zaten. Niye açtın oğlum? Tamam kapatıyorum özür dilerim. Giriş yapıyoruz. Ben buraya zor sığıyorum zaten gördüğünüz üzere. Şöyle dik dursam başlayalım önce tamam mı? Bu arabanın direksiyonunda ben her şeye sahibim. En azından multimedyaya sahibim. Buradan da radyodan şeye geçiyorum. Bu araba bir kadın arabası olduğu için sürücüsünün öncesinde bir karşılıyor. Gel. Merhaba. Ha diyor bak erkek arabası olsa bunu yapar mı Mercedes? Yapmaz. Yapmaz. Anlıyor musun? Beni seviyor. Oğlum harbi nonoş arabası lan. Kapatırken ne yapıyor bak. Hoşça kalın. Oğlum bir araba sana hoşça kalın dememesi lazım. Ben bir yanlış düşünüyorum. A noktasından konumuna gitmeye yarayan bir araç. Bu kadar yani. Arabayla aşk yaşamanın bir anlamı. Sen aşkı anlamaz bilmez. Mercedes'le konuşuyorsun. Hey Mercedes. O Mercedes'in son modellerinde olan bir şey. Oğlum ne oluyor? Dur yapma hayır. Burada da hız sabitleyici muhabbeti var. Bunu hiç kullanamadım, öğrenemedim. Denedim ama olmuyor yani yapamadım bunu. Burada iki tane şey var. Yani ön camlar otomatik, aynen. Arkası? Arkası döndürmeli. Döndürmeyi kaldı mı demeyin kalmış. Ben de çok şaşırdım. Döndürmeli oluyor İşte lan. 2000... Benim dikkatimi çeken kısım kapı kolunun neye benziyor? Kelepçe ama. Kanka çok garip. Fantezi için yani yapmışlar. Şöyle. Kanka. Burada kapı kilitleme var. Bu da camları açtırmam muhabbeti. Aynaların konumu var. Burada ESP kapatma var. Sıkıntı da dikkat edin. Burada bu ne lan farı mı ayarlıyoruz? Evet, far ayarlıyoruz. Yukarı kaldırma aşağı indirme farı bu. Bu ne kanka? Ciddi soruyorum. İkisini birlikte basınca SS alıyor. Bak şimdi izle.
Kornasına bakalım. Sen bastın ama bir daha. Çok az bu arada bak. Dışarıdan iyi duyuluyor mu? Burada bir özellik daha var. Arka camı şeyine bak şimdi. Çok büyük bir özellik. Oğlum hangi arabada var kanka, gözünü seveyim ya. Mesela direksiyonun şeyi yok. Ne yok? Kılıfı. Oğlum kendinden kılıfı. Kendi kılıf. Oğlum ablam şey dedi ya, gerçekten bilmiyorum ama dedi ki ben buna kadife veya taşlı bir şey alacağım dedi. Ne? Direkt reddettim yani. Böyle bir şey imkansız oğlum. İnşallah şakasına demişti abla. Şakaya gelmez. Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız tekrardan doğsun, 100. yılımız. Bu araba otomatik. Burada el frenimiz eski stil frenlerinden. Sese bak. Bu sesi ben seviyorum birader. Ben bunun için yaşıyorum. Tamam mı? Ben bu sesi sevdiğim için yaşıyorum. Arkadaşlar burada bir düğme var. Şuna basınca ne olduğunu bilmiyorum halinde. Hiç basmadım. İlk defa basıyorum beyler. Bas kanka. Hiçbir şey olmuyor çünkü. Bu tuş sport tuşu. Bunu aldığında sport oluyor ama arabanın hızı ekstrem bir değişiklik yok yani. 30'dan 50'ye çıkartıyor arabayı. Gene P, R, N, D ve L var. Sence L ne Umut? Lubunya'nın L'si. Bilmiyorum. Cidden bir tahmin yapmak istiyorum. Bak D'den sonra L geliyor bana. L park kanka. Kendi kendine park yapıyor değil mi? Hayır. Yokuşta destek sağlıyor. Ha. Eskiden Tofaşlar'da vardı. Şu muhabbet var. Biliyor musun ne olur bunun? Dışarıdan hava gelip gelmemesini anlatıyorsun burada. Dışarıdan hava gelsin gelmesin. Gelmesin bir yerde. Tekrardan klima muhabbetleri. En azından klimamız sağlam. Çok iyi çalışıyor. İyi soğutuyor. Bluetooth bağlantımız var. Onda sıkıntımız yok. Park sensörümüz var arkadaşlar. Park sensörü iyi çalışıyor. Onda bir sıkıntı çekmiyorum. Metresine kadar gösteriyor. Bu böyle alabiliyorsun ama bak o kadar küçük bir araba ki güneşi direkt alıyor. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Oğlum dur dur lan, dur çok sallır. Oğlum vallahi çok sallıyor. Oğlum yapma. 938. Beyler 938. Oğlum oha. Oha hayır. Oğlum yapma. Arabanın iç ışığı. Bu ne? Bu ne lan? Hava alacak yer. Hava çıkıyor. Bir git, nereden hava? Yukarıda delik mi var? Bu arada ışık arkada yok. Ona çok üzüldüm. Arkadakilere o konforu sağlayamamış. Oo. Nissan Micra. Bunları okuman lazımmış. Hepsini sonuna kadar. Hadi başla. Never place free facing. Arabanın iki tane torpidosu var. Gel birincisine başlatayım. Onun sikir kırılıyordu. O ses ne lan? Kanka yavaş dur, kırılacak şimdi. Burada bir torpido var. Burada gözlük var. Neden? Çünkü ben güneşten kendimi süremiyorum da araba kanka, güneşsiz ya ana. Çok küçük bir yer ama buraya güneş gözlüğü sığar, cüzdan sığar, bir tane küçük çanta girer. Ona göre iyi bak. Onu düşünmüşler. O. Burada bir boşluk daha var. Hatta 3 tane torpido var. Burada bir boşluk daha var. Ya buraya işte at ıslak medyumuz. Cüzdan muzdan. Ama bir tane daha var bak. Burada da bayağı büyük bir evimiz var. Oraya peçeteleri falan koymuş ablam. Islak mendil peçete. Arabada olması gereken şeyler. Şart bunlar. Burada çakmaklık kısmımız da var. Ön tarafta bir sıkıntı yok. Ön tarafta otururken rahat mısın sen? Rahatım. Ya. Ben de rahatım aslında. O kadar da sıkıntı bunu unuttun oğlum. En önemli şey. Kol dayama var bak. Her en arabada yok. Şey. Şöyle gitmek çok çok can sıkıcı. Gel. Zank. Ben arka tarafta bir yolcu olunca konforuma bakıyorum. Bak. Uzun bir insanım. 1.85 boyundayım ve dizlerim çarpmıyor. Küçük olmasına rağmen arka taraf gerçekten büyük. Beni şaşırtan bir yerdi bu. Ondan sonra yine emniyet kemerleri falan. Arka tarafta böyle. Burada yine bardaklık koymuşlar bak. Düşünülmüş. Konfor Nissan'da üst seviyede. Kumaş detay var. Hoşuma gitti. Koltuklar bu arada güzel mi sence? Ben çok beğendim koltukları. Bence de güzel. Arabanın bu arada iç rengi biraz boğucu, can sıkıcı olabilir. Ama bu arabanın gri tonlarında olması kaçınılmazdı. Ya bu fiyata bu kadar olarak gözüküyordu. Tabii opsiyon olarak alınıyordur büyük ihtimalle ama biz bu arabayı ikinci sahibi olduğumuz için bu şekilde aldık. Ve ben memnunum. Sıkıntı yok. Arabamız çok küçük olduğu için çok hafif. O yüzden ben bu arabayı birazcık kaldırabileceğimi düşünüyorum. Araba dediğim bu birader. Deniyorum lan. Tek. İmkansız oğlum. Ağır lan. Kaç ağır. Kilo biliyor musun? Bence bu bir tondan fazla yoktur bu araba. Kaç ton olduğunu bilmiyorum ama şöyle göstereyim size ne kadar hafif olduğunu, gel. Rüzgarda gevrilir mi? Baksana köprüde sallanıyordum bile. Çok memnunum. Gerçekten tekrar söylüyorum, ne kadar kötü resem de çok heyecanlıyım bu araba için. İnşallah güzel günlerimiz olur bu arabayla. Bu arada spoiler var lan arabada. Oğlum spoiler'ı var lan. Ya oğlum adamlar yapmış. Ben Japonları çok severim zaten. Bu arada ne oluyor kanka? Hayır gitme. Hayır. Hayır kanka lütfen. Kaza yapacak. Anahtarımız çok güzel. Abi her tarafından gay araba salmak. Ya şöyle olsa hiç gam yemezdim. Mesela basıyorsun tık açılıyor ya. Keşke öyle olsaymış ama en azından kilitleyebiliyorum bak. Yapabiliyorum. Mert çay yapamıyor mesela kendi arabasına. Öyle söyleyeyim siz anlayın. Anahtarla açıyor. Mert'e saldı bir de açamıyor, anladın mı? Şimdi iki haftadır ekipten sakladığım arabayı tanıtacağım. Ekibe göstereceğim. Bakalım ağlayacaklar. Mutluluktan gözyaşlarını tutabilecekler mi bilmiyorum. O zaman ilk başta Fatihlere geçiyoruz. Yaptım hep bana adresli bir rakip, gösterin bana. Çizdim yol seni tıpkı Mandela. Şimdi iki haftadır ekipten sakladığım arabamı sonunda ekibin yanına götürüyorum. Çünkü ben araba kullanmayı bilmiyordum. Ehliyetim vardı ama bilmiyordum. Ama ben araba kullanmayı öğrendim. Arabayı aldıktan sonra öğrendim. Şimdi de yoldayım. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Yani Cumhuriyetimizin 100. yılı. Her yerde bayrak var. Çok güzel bir görüntü var. Ve köprüden geçeceğim. Umarım o güzel anları yakalarım. Neyse şimdi Fatihlere gidiyorum. Yolum birazcık uzun. 50 dakika gösteriyor. Çok trafik var. Herkes köprüye gitmeye çalışıyor.
Şu anda Fatih'in evinin önüne gel. Önce Hamza'yı arayacağım. Hamza ile konuştum. Şimdi Fatih'lere haber verecek. Aşağı mı indirecek, ne yapacak bilmiyorum. Camdan da bakabilirler. Merak ettim tepkilerini. Yani bizim ekipten biri araba alsa ben çok mutlu olurdum onun adına. Ben de böyle küçük de olsa bu arabayı sahip olduğum için bakalım ekibin tepkisini çok merak ettim. Fatih abi. Ne? Acil gel. Hepiniz acil gelin. Adam araba almış ya. Ciddi diyorsun. Yemin ederim onun arabası. Dayı ne kiralaması? Götkar'ın arabanın neresini kiralayacak amına? Bu bana param yok diyordu ama. Nasıl bakıyorlar? Aşağı gelin. Gelin diyor. Bizim bindireceksin mi? Dur oğlum ineriz a**ım gel. Ben geleyim mi oraya? Tamam geliyor. Nereden duyuyor bizi? El işareti yapıyorum belli değil mi? Beyler ne düşünüyorsunuz? Çok iyi kanka çok mutlu oldum numara. Daha görmedim. Allah Allah. Tamam şunu s**ım mi geleceğim ben? Vur! Vur! Allah! Vur! Dalga geç! Boşak geçerek! Sizin tuttu ondan gol yedim. Fazla tutuyor ya bazen onu. Ondan o yüzden gol yedim. Halaa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 a
Aynen. Serdar abinin arabasını öncelikle Allah kaza bela vermesin diyerek sözlerime k***a koyayım. Bir dur ya ya. Serdar abi yanaş abi benzin. Ayak basıp parası verelim abi. Allah çarpsın. Ne vereceksin? 100 liralık benzin atacağım. Ya, sanki k***a koyayım ben milyonerim ya. O zaman kelime yapmayacağım lan. Yazık. Lan kes. Öldürürüm seni ha. Aman bak arabanın içine daha küfür daha iyi edilmedi beyler. O kadar temiz bir araba. Allah kaza bela vermesin. Ablam araba alma çalışırken Mertcan çok uğraştı ama uygun bir araba bulamadık. O yüzden şimdi Mertcan'ın tepkisini çok merak ediyorum. Bakalım ne yapacak? Haberi yok arabadan. Sadece oraya doğru geliyorum dedim. Bu arabayı da çevirmezler. Bu arabayı çevirmiyorlar ya bence. Beylere temiz yüzlü olacaksınız beyler. Araba zaten çakal kasa olduğu için sıkıntı yok. Paça. Mertcan'ın evinin önüne geldik. Mertcan'ı arıyorum bakalım. Hemen gelecek mi? Alo. Ha. Bir gelebilir misin kankim aşağıya? Kanki tuvaletteyim şu an. Çıkmadan aga dedim ya koyayım. Tamam tamam biz daha aşağıda değiliz. Tamam, dur çıkıp ineceğim. Bekliyor seni. En az 40 kanka, 40 çok uzun süre bunun sıçması ya. Of! Meteo şimdi bekliyoruz. Gelince devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdi başka bir arabanın önünde durdum. Benim arabammış gibi davranacağım Meteo'ya. Bakalım çok komik olacak ya. Benim olmayan bir arabayı benimmiş gibi davranacağım. Mertcan'ım. O neydi o? Yeni araba. Şaka yapıyorum. Ablamın araba. Beraber aldığımız araba. Oğlum... O bütçeye nasıl bunu aldınız? Tefeciye mi gittin aslında? Böbrekleri bıraktık adam. Selamünaleyküm. Şaka yapıyorsun aleyküm sen paşam bizim semte. Niye geldin? Lan ne oluyor? Beyler, beyler. Dön arkanı. O ne kanki? Ne yazıyor oku? Oğlum Habib. Ananı sik. Kanka araba biraz küçük. Ne küçük? Ama bu değil mi? Yani kanka yani şey. Gel gel. Hadi gel. Şöyle. Araba kanka, bu. Kaç vago onu alayım ben sana. Heves et. Yoksam sağda öyle. Bununla geziyorsun sen. Bununla günlerdir geziyorum. Sonunda sürmeyi de öğrendim zaten. Ne düşünüyorsun kanka? Çok uğraştım almak için. Biliyorsun zaten sen de beraber bayağı uğraştık. Kanka bunu araba aldık. Çok güzel ya. 2000 kilometresine. Ananı s**eyim 55.000'de. Aynen. Araba 55.000'de kanka. Ve 2016 falan herhalde. Şaka yapıyorum. Benzin dizel. Benzin. Çok yer. Çok yer ama hızlı kaçar. Yok lan araba gitmiyor kanka. Bu araba gitmiyor. Ama işimi görüyor. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel galiba. Teşekkür ederim kanka. Vallahi, vallahi çok uğraştım benim için. Eyvallah sağ ol. Sana da göstermek güzel, istedim. Çok güzel ama lan. Gel bir tur atalım. İyi gel atla. Oğlum hiç beklemiyordum lan. Kanka kimseye söylemedin. O arabayı test ediyor oraya. Hangi menzil falan yazıyor bu? Hayata almanın. Tanzuman da on numara. Hayata boş gel. Bak hangi arabaya binsem ünlem yanıyor. Bu ünlem ne yapayım ya? Ya kanka arabayı ne yaptın ya? Ya kanka ablamın ya. Kanka araba benim değil ya. Of ya. Kanka daha ne gidecek? Sen ne istiyordun tam olarak? Hayır canım çok memnunum. Ama yokuşta boğuluyor. Kanka ben bu kısa boyumla böyle sürüyorsan sen nasıl biniyorsun bu arabayı? Tavandan mı çıkarıyorsun kafayı aminliyim kardeş? Bak sport modu var arabanın ha. Aldım sporta. Lan! Bak sen çıkmıyor. Kanka bu çıkması lazım aslında ya. Ne sporttayız ama. Araba işe bak ama. Bu arabaya diyet atılır mı? İstiyorsan atar. Rızası var mı ablanın? Veli izni var mı? Haberi yok. Haberi yok ki ablanın. Şey olmaz. Yani şurada bir denesek ne olur ki? Oğlum oğlum uçtu sağdan sola uçtu. Kıran çarpsın. Oğlum acıdı. Aman işte sakın kimse uyanmasın. Gizlice yanlayalım. Ablan duymasın. Yüzünüz bu arabada hiç asık olmasın inşallah. İnşallah amin. Metom da arabayı denedi. Driftini de attı. Teşekkürler. Onayladım ben. Drift de güzel atılıyor. Tam bir Serdar gibi.
Ne oluyor kanka? İşte bu. Tam bir CCCD arabası. Yok yok, Mikros olan da çok da güzel bir modeldi. Teşekkür ederim. Hiç kardeşim. O kadın derlerse de sen dönüp bakma, muhatap olmaz. Yok, ben... De ki senin Mikran hangi renk? Ha, sendeki araba ne? Ne? Gide gide kullan kankam. Eyvallah. Hayırlı olsun. Eyvallah. Daha ilerine yakında. İnşallah. Hepiniz daha iyi getirdiniz. Bugatti Veyron mu? Chiron mu? Onu seçeceğim. O zaman şimdi Ju'ya gidiyoruz. Hangi Ju? Ananın. Aa!